Ahmet Nur benim aleyhimdeki tribün tezahüratlarını Hasan Arat yaptırtıyor diyor. Siz mi bağırtıyorsunuz? Ya mi? Ahmet Nur artık lütfen sussun ya. Hakikaten sussun. Ya çok artık fazla. Seçime gidiyoruz. O futbolda kademeye giriyor derler ya. Ya adayın kademesine girmesin. Ya bana bu lafı söyleyecekse aday söylesin. Ama artık sussun. Hakikaten sussun. Hiç kimse artık duymak istemiyor bunları. Bunlar yanlış şeyler. Bu kelimeleri kullanmak çok üzücü. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben Sayın Başkan'ın tüm ailesine teşekkür ediyorum bir Beşiktaşlı olarak. Beşiktaş'a başkanlık yapmak çok zordur. Çok ağır bir iştir. Ben bunu daha seçim kampanyasında bile görebiliyorum. Bu görevi yapanlar çok zor görev yapıyorlar. Ama bu görevi yapmaya gelen insanların etrafında bir gruplar oluşuyor anında. O gruplar sürekli dedikodu taşıyorlar. Evet. Ya Hasan Arat Beşiktaş'ta basketbol oynamış. ikinci başkanlık yapmış. İş adamı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı işini gücünü bırakacak. Tribünlerle mi uğraşacak? Senin kameran var mı? Tespit edersin. Polis var mı? Polis gider teslim eder. Temsil, bakar görür. Bunlar yani kulüp başkanlarına iftira atmak yakışmıyor. Bana iftira atıyorlar sonra internet sitesinden onu çıkartıyorlar suç olduklarını bildikleri için. Kulüp başkanları kendi işini yapacak. Kendi taraftarıyla kucaklaşacak bak. Yani bu iftirayı yapanlar ya bir gün davaya gelseydiniz çarşı davasına niye hiçbirisi gelmedi? Bir kişi gelmedi ya bizim çocuklarımız yapmazdı. Biz hepimiz oradaydık. Niye gelmediler? Bana bir söyle niye gelmediler? Bu çocuklar evden aldırılırken neredeydiler? Korktular çünkü. Ha? Yani sadece değil o dönem Beşiktaş'ın içerisinde sadece yöneticiler yani. yönetim değil. Yani. Beşiktaş'ın içerisindeki bir sürü insan korktu. Yani ben o davada yargılanmıyordum ama tribündeki arkadaşlarım yargılanıyordu. Korkmayacaksın. Kimse de yoktu bak, başka. bak eğer bir camianın liderliğini yapacaksan korkmayacaksın. Devletle işin olmayacak. Beşiktaş camiasını yönetiyorsan devletle işin sizin olmayacak. Sizin devletle bir işiniz yok mu? Hiçbir işim yok benim. Benim devletle bayrağı taşımanın dışında hiçbir işim yok. Şunu da bir anlatsanıza bir tane bir videonuz var sizin. Ee, sizin kariyerinizi arkadaşlar e, buğrağalar çok böyle bir video yapmışlar. Hı -hı. E, o video dönüyor. Yani Hasan Arat kimdir anlatıyor. Orada az aslında biliyor musunuz? Biz musun? sizi tanıyoruz da yani Hı. ben Beşiktaş'tan çok iyi ben sizi Hı. 20 yıldır falan tanıyorum. Evet. Ama birçok insan bilmiyor da olabilir. Hasan Ö öğrenirler Arat öğrenirler ya. Öğrenirler. Yani ben şimdi şirketleri burada konuşmayı doğru bulmuyorum. Yani bu, bu kul var ayrı bir kul var. Yani girerler bakarlar hangi şirketlerdeyim, hangi uluslararası kuruluşlarda yöneticiyim. Bakın 64 yaşında bir insan buraya eğer çıkıyorsa bir bildiği vardır. Güvendiği bir şey vardır. Anla açıktır. Tamam mı? Bana bu ülke eğer bayrağını teslim etmişse, ben bu bayrağı taşımışsam bütün dünyada bunun bir nedeni vardır. Ahmet Nurçevi'ye seçildiği gün gidip e, hesap sorman lazım Fikret Orman'dan deyip Fikret Orman'la ilgili orada da bir ifade var. Bir kelime çok da. çirkin. Doğru mu bu? Çok çirkin. Ben o gün zaten çok üzüldüm. Bir kere şunu söyleyeyim. Burada herkese de ders olsun. Bunu maalesef arkadaşımız da yaptı. İkili görüşmeler sonra başkaları tarafından anlatılmaz. Çok yanlıştır. Ben hiç kimse için böyle bir söz kullanmam. Ben sadece şunu dedim. Yapmanız gereken işi 90 gün içerisinde yapmanız lazım dedim. Çünkü buraya gelen herkes hesap soracağım diye geliyor mu? Bir önceki başkan bir önceki başkana Deloitte, Ernst Young raporu hazırlattı. Ernst Young raporu kayboldu. O raporun birisi Başkan yardımcısındaydı. Şimdiki başkan Birisi önceki başkandaydı. Rapor kayboldu. Ondan sonra şimdiki başkan gelirken dedi ki "Kürsüden indiler. Senin de bulunduğun yönetimleri ibra etmediler. El kaldırdılar. Kürsüden indiler bak. Ve benim mi?" Hayır. Ha. O o ha. Senle ben bir tane göre... de sektim bir tanesinden ha. de o yüzden. Tamam de. mı? Yani kürsüden inip ibra etmediler. Hesap soracağız dediler. KPMG raporu hazırlattılar. O rapor da yok ortada. Artı gidip bir de bir önceki başkanla Fulya'yı mahveden başkanla protokol imzaladılar, ibralaştılar. Şimdi bunlar ve diyor ki kasamda diyor rapor. Bir başkanın rapor kasasında olamaz. Denetleme kurulunda olur. O rapor senin kendi malın değil. Beşiktaş'ın malıdır. Ve sıkıştıkları zaman o raporun içinden çıkartıp çıkartıp mahkeme Bilgileri verdiler basına. İtibar su, suikasti yaptılar. Bir önceki başkana da. Yanlış iştir bakın. Herkesin çoluğu çocuğu var. İnsan... Siz sonra hiç bu, bu konuşma üstüne Fikret Orman'la konuştunuz mu? Hemen aradım. Seni dedim şunun için arıyorum. Ben 10 senede 2 kere görüştüm kendisiyle. Son görüşmem budur. Dedim ki bu telefonu senin çocukların için ve karın için arıyorum dedim. Lütfen çocuklarına söyle Hasan Arat mı derler Hasan amca mı derler. Ne derler? Hasan abi mi derler? Ben böyle bir konuşma yapmadım. Lütfen çocuklarına bunu söyle diye aradım. Bu kadardır konuşma. Çünkü o konuşmayı daha sonra internet sitesinden çıkarttılar. Çok çirkin bir şeydi o.